yaptın Sinop'ta hayatları. Karabük var buldun Muldan'da türlü türlü arsaların. Vardı gitti, gitti yavrum gitti, para pul da bitti. Ne kadar çok dostum vardı, bay bay diyerek gitti. Bitti yavrum bitti, hayaller de bitti. Neyi var neyi yoksa çoktan gitti, çoktan gitti. Saçlara, hap düştü bak saçlara. Canım dostum diyenlerle yazık ettim yıllara. Yıllarda gitti, gitti yavrum gitti, para pul da bitti. Ne kadar çok dostum vardı, bay bay diyerek gitti. Bitti yavrum bitti, hayaller de bitti. Neyi var neyi yoksa çoktan gitti. Çoktan gitti. Biz bu şarkıyı çoktan gitti diyor. Ben hani bir şey söylerken çoktan gitti falan diyordum ya. Oradan esinlendik. Yolda gidip gelirken aklıma böyle bir şeyler geldi. Çok güzel olmuş. Dedim Nur Hanım'a hemen bunu geldi yaz. Yapacağız. Hemen geldi yaz. O şarkı da böylelikle çıktı. Ağzına yüreğine sağlık. Devam ediyoruz. Sözü müziği bana ait bu eserinde. Şimdi de Vatanımdır Türkiye'm diye bir eserim var. Bu da sizi o da bana ait. Size ait değil mi? Evet. Ya insanın kendisi de yapması güzel ya. Vallahi bu işte birçok sanatçımız yorumcudur. Ama sen hem bestekar hem yorumcu hem eseri yapıyorsun. Sanatçı. Buyur solistim. Hadi bakayım. Sonradan hadi da ölesim geldi. Sen, eserim var. Klip şarkım. Onu okuyacağım. Onu da okuyacağız. Sen bir de saz da çalıyorsun. Bir daha tabii da ki saz da istiyorum senin. Hem çalacağız hem söyleyeceğiz. İnşallah. Beraber. İnşallah. Hadi bakayım yönetmenim. Bu vatan bizim vatan. Vatanıma can kurban. Toprak için can vermiş. Cana karede yatan. İçim can vermiş, Çanakkale'de yatan. Bu vatan bizim vatan, vatanıma can kurban. Bayrak için can vermiş, Çanakkale'de yatan.
için can veren cana paha biçilmez. Toprak için can veren cana paha biçilmez. Bu vatan bizim vatan, vatanıma can kurban. Toprak için can vermiş Çanakkale'de yatan. Bu vatan bizim vatan, vatanıma can kurban. Bayrak için can vermiş Çanakkale'de yatan. Benim bir şanlı bayrağım var, kan kırmızı, vatanımı temsil eder ay ile yıldızı. Biz bayrağımız için canımızı hiçe sayarız. Biz vatan için göğsümüzü siper ederiz. Biz bir ordumuzla dünyaya bedeliz. Biz var ya biz düğüne gider gibi ölüme gideriz. Biz toprağımız için, biz vatanımız için, biz bayrağımız için kanımızı, canımızı seve seve feda ederiz. Vatan bizim vatan. Kardeşim, yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Bayrağını, vallahi vatanını helal seven. Buyurun. Biz vallahi ben mahvoldum arkada. Yönetmenim çok teşekkür ediyorum. Harikasın. Bayrağımız, dalgalan bayrağımızı da arkamıza hemen. Ben ekrandan gördüm zaten. Can ben de can. Çok teşekkür ediyorum. Yönetmenimiz de gerçekten harika. Sağ olsunlar. Ellerine sağlık. Buyur, bir şey diyeceksin canım. Tabii ki şehitlerimize biz de rahmetle, minnetle, evet, saygıyla anıyoruz. Onların sayesinde, onların... Evet, bu bayrak onların sayesinde, dalgalanıyor. Onların sayesinde bizler de ülkemizde özgürce işimizi yapabiliyoruz. Tekrar mekanları cennet olsun diyorum. Senin de yüreğine, kalemine sağlık. Güzel kardeşim ya, vallahi. Gül ilk defa dinlemiş diyor. Ben ilk defa dinledim, canımsın ya. Vallahi ben ilk defa dinledim. Aslında sen buna klip çeksene. Klip çekmedim de şöyle bir şey oldu. Ama YouTube'da var bu, normalde. YouTube'da var, vatanımdır Türkiye diye. Aşağı yukarı bak, orada hiç abartmıyorum. 1000 kişinin elinde bayrak var. Ne güzel ya. Muhteşem gerçekten. Klip var zaten. Vatanımdır Türkiye'de girerlerse. Ama dediğin gibi şeyde, YouTube'da olduğu için klip gibi bunlar zaten, dediğin gibi. Şu anda yönetmenim bile bize klip yaptı resmen. Bizim programımızdan, yani öyle kesintiler. Bir kesintiler aldık ama abartmıyorum yani, 1000 kişinin eline bayrak sallıyorlar böyle ben bu şarkıyı söylerken. Ne güzel. Çok ya. Güzel bir atmosferdi. Klip çeksek zaten öyle çekemezdik. Bu kadar olmaz diyorsun. Tabii olmazdı. Değil mi ya? Vallahi yüreğine sağlık kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Ne güzel ya. Vatanımız güzel bizim ya. Toprağına ya, bende de bir şey var, ben vatan şarkısı yazıyorum. Normal damar şarkılar yazıyorum. Hareketli oynak eserler var, yazıyorum. Var, var işte, var. Allah'ın... Normalde sporcuyum, sanatçıyım, normalde aslında değilim. Olsun. Onun için bunu hobi olaraktan yapıyorum diyorum. Yüreğine sağlık. Teşekkür sağlık. Ederim. Sağ olasın. Evet, biz şimdi... Bartın'a doğru gidelim artık. Gideceğiz ya, de. Şu Bartın'a bir gidelim artık. Gideceğiz Nurcuğum. Bak, yaz geliyor. Bizim bu sanatçılar ne yapması lazım? Sende bitiyor bu iş. Yani bir telefon kadar yakınız tabii ki. Ne şimdiye yapmaları kadar lazım? Hep sevgili izleyiciler, ne yapmaları lazım? Şimdi bize ulaşmaları için. Gül, şöyle bir şey söyleyeceğim. Söyle canımsın. Ben bunu birkaç kere daha televizyon programımızda söyledim. Hani televizyon programı yapıyor bu sanatçılar, çok yüksek mesela ücret alıyor diye. Piyasada o kadar dost zannedip düşman olan arkadaşlarımız var ki maalesef bu şekilde bir söylenti yayan. Birebir arayın diyorum, bir telefon kadar yakınız. Bütün sosyal medyalarımızda numaralarımız var. Bana oradan ulaşabilirler. Tabii ki ben zaten gereken bilgiyi veriyorum. Bizim sahnelerimizde zaten YouTube'dan da senin olsun, Metin Bey'in olsun izledikleri zaman zaten bir şey anlatmama gerçekten gerek kalmıyor. Coşku bizden, coşmak sizden diyoruz. Alıyoruz saz ekibimizi, gidiyoruz. Bir evet. Telefon kadar yakınız, Gül Hanım'a olsun, Metin evet. Bey'e olsun, ulaşmak isteyenler bana ulaşabilirler. Instagram'da, Facebook'ta, her yerde numaralarımız var. Evet, o sloganımı çalmasınlar.
Lütfen. Nedir slogan? Coşku bizden, coşmak sizden çok diye. Çok güzel ama onu ben sende gördüm bunu. Sizde onu gördün. Yıllar önce de ver coşkuyu da çıkaran benim. Evet ya, öyle bir şey de doğru ya. Onu da çıkaran benim. Ver coşkuyu. O, ama o çok eskiden. Ama bu ondan sonra yeni. Latif Doğan diline doladı. Tabii Latif Doğan diline dolayınca meşhur oldu. Haliyle meşhur oldu değil mi? Böyle oluyor. Aynen nedense öyle. Nedense çıkaranlar biziz ama birileri götürüyor. Olsun bu ama coşku bizden, coşmak sizden bizim sloganımız. Çok güzel ama. İnşallah kimse çalmaz diyor. O zaman benimkini de çalmasınlar. Türkülerle gülesin, sizi seviyor bilesin. Evet o evet. O zaman yönetmenim. Çok güzel bir eser, şey isim gerçekten. Güzel yani. Güzel güzel gerçekten. Senin için şimdi aman of diyeceğim. Buna da klip çekeceğiz önümüzdeki hafta hadi inşallah. Hadi gidelim Bartın'a. Köçeklerle. Bartın'a doğru şöyle hadi bir gidelim. Tüm Bartınlara gelsin. Kumluca'ya. Haydi yönetmenim. Amasra'ya. Hep selamlar, sevgiler olsun. Naci Altın'a da buradan selamlar Allah olsun. Allah Allah, Naci Bey. Haydi Bartın. Aman.
gibi memleket türküleri ya. Var mı gerçekten? Bunu ben çocukken babaannem nur içinde yatsın. Teflerle. Teflerle söylerlerdi. Bu sene de benim aklıma geldi. Gerçekten buradan Ercan Gönültaş'a selam olsun. O götürdü beni Zonguldak'a. Sağ olsun, var olsun. Onun sayesinde bu eserleri yaptım. Zonguldak'a gittim, yaptım ben bunları. Bütün Zonguldak türkülerini sağ olsun. Gittik Zonguldak'ta Yavuz Han kardeşimle birlikte bu eserleri yaptım, geldim. Selamlar olsun. O tef dedin de biz daha önceki programlarımızda da şeyinimizde dernek geceleri yapıyorduk. O zamanlar çalınıyordu değil mi? Orada Sinop Göller, Merkezköy Göller Derneğimizin iki kez dernek gecesini yaptık. Orada güzel bayanlar böyle teflerle, bir türküler gül, böyle bir şey yok yani. YouTube kanalım da var, izlemek isteyenler Nur Bakan olarak baksınlar. Girsinler, Sinop baksınlar. Türküleri. Sinop türküleri. Yok bu kadar doğallık, yok böyle bir güzellik. O kadar hoşuma gitti ki. En sonunda ne diyordu? O türkünün içinde bir şey dikkatimi çekti benim. Biz sıramızı bitirdik, şimdi sıra sizde. Ha, biz söyledik, kurtulduk, şimdi sıra sizdedir dedi ve Metin Bey verdi. O kadar güzel. Bir de şey demişti. Oynamayanın kırılsın yanı beli. Eyvah dedim ya, ne beddua mı ediyorsun sen, ne yapıyorsun? Ben diyorum ki oynamayanın kaynanası başında kalsın diyor. O da diyor ki yanı beli kırılsın diyor oynamayanın. Ya yok böyle bir şey ama çok tatlardı. Sinop'a, Sinop Göller'e, Göller Derneğimize selamlar, selam olsun. Sevgiler olsun. Çoktan gitti. Evet de senin babana çoktan gitti. Evet, Türkiye'miz nerede bizi şu anda, kimler izliyorsa neredeyiz efendim? Sinop 57 TV'deyiz, YouTube kanalındayız. Evet, kiminlesiniz? Türkülerle güresinlesiniz. Bugün dedim ya, çok değerli, yılların eskitemediği iki güzel dost beni kırmadılar, geldiler. Şunu diyorum Metin kardeşim, Nur kardeşim. Geçmişte güzel yatırım yapmışım. Bugün sizler gibi birçok dostumu aradığım zaman kim olursa olsun bu. Tabii seçiciyim. Bu bir gerçek. Arıyorum. Ben dostlarımı iyi biliyorum. Kırmıyorlar, geliyorlar. Aramam gerekenler de var. Aramamam gerekenler de var. Bak. İki insan var. Şu anda buraya haftada yani 3-5 kişi birden alabilirim. Hayır. Ben seçiciyim. Ben gerçek dostlarımı alıyorum kanala. Benim arkamdan konuşmayanları alıyorum. Benim yüzüme konuşanları alıyorum. Yanlış anlamayın. Ciddi söylüyorum, insanlar öyle bir olmuş ki, affedersin böyle, dosdoğru olacaksın. Şevket Doğan diyen de soba borusu kolay kolay eğri olmaz. Dosdoğru olacaksın, yılan gibi kıvırmayacaksın. Metin Bey diyor ya, yılana bak bak yılana maalesef. Senin öyle bir eserin vardı değil mi? Yılana bak yılana. Maalesef ki işte bazen oluyor. Yani insanlar böyle ya. Sevgi, İki çeşit insan var ki, dünyada. Evet, sevgi ekmişiz ki sevgi biçiyoruz. Aynen öyle. Ben şu anda onu biçiyorum. Zaten. Ne mutlu bana. Evet Metin kardeş. Ben şuna gülüyorum ya. Bir de hani şimdi atıyorlar Facebook sayfasına yazıyor. Adam yazıyor mesela. Ulan onu atıyor, bunu atıyor, şunu atıyor. O işi adam beğenmez, bunu beğenmez. Hani yalamanın, yıkamanın önde gideni ya. Hani böyle. Şimdi. Ama. Allah Allah. Bir bakıyorum. Adam kendisi de öyle. Ya. Öyle olmayacaksın işte. Neyse onlar bizi ilgilendirmiyor. Allah gelsin. Hani Metin Bey bir klip şarkımız var bizim. Ölesim geldi. Ölesim geldi. Hadi dinleyelim o zaman. Yarın akşam saat 21.15 itibariyle YouTube kanalında Ölesim geldi klip olarak olacak. Çok güzel. Önümüzdeki haftada televizyonda dönecek. Evet. Çok güzel. Senin klibinde inşallah bol bol paylaşacağız. O zaman hangimiz önce televizyonlara verecek bakalım? Benim patronum bir an evvel yönetmenim bu işi çeker, televizyona da attırır hemen. Bizim de patron kendimiz izliyormuşum, havamızda atıyormuşum. Değerli sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ölesim geldi. Ekran başı için gelsin. Buyur kardeşim. Ölesim geldi. Gelsin, ben buradan çekeceğim. Haydi yönetmenim.
geçti ömrüm, senelerim tükendi. Kırıldı kolum, kanadım tutmuyor. Ben ömrümü sana verdim vefasız. Acılarım, sancılarım dinmiyor. Ben ömrümü sana verdim vefasız. Acılarım, sancılarım dinmiyor. Geçti. İçesim geldi, hayallerim, umutlarım tükendi. Kafama bir kurşun sıkasım geldi. Hayallerim, umutlarım tükendi. Kafama bir kurşun sıkasım geldi. Hani derler her yaşın bir güzelliği vardır. Herhalde yavaş yavaş yaş kemale ermeye başlayınca şarkılar da değişmeye başladı. Yo, çok güzel. Yüreğine sağlık. Çok güzel olmuş. İnşallah klip de çok güzel oldu. Ondan adım gibi eminim. Çok güzel yani. Sözler falan çok güzel. Allah hayırlı uğurlu etsin. Ne diyeyim? Amin. Hepimiz bir şeylere emek veriyoruz. Allah'ım herkesin emeğini zayi etmesin. Gönlüne göre versin be. Ya bu eserimin de sözü müziği bana ait. Ondan şüphemiz yok ki zaten. Alıştık artık bütün şarkılara. Alıştık. Alıştık artık. Alıştık kardeşim. Yüreğine sağlık dedim ya, kalemine sağlık. Dedim ya, herkes yazıp çizemez. Sadece yorumcudur. Benim de var, 15'e yakın eserim var. Albümümde olsun. Mesela kimseyi yerine koyamıyorum, benim. Vur patlasın benim. Yalnızım annem benim. Kadınların günahı benim. Çekip gideceğim Bartın'a. Aslında çekip gideceğim Bartın'a. Aa, demişken evet ya, Bartın'a yönetmenim. Bir çekip gideyim ben Bartın'a. İyi ki kadınların günahı benim değil mi? Ya erkeklerin günahı benim deseydin? Demedim. Kadınların günahı dedim. Ben, çünkü ben kendime konuştum onu yani. Neyse duymamış ol. Yönetmenim alabilir miyiz çekip gideceğim Bartın'a? Bugün bir Bartın'a gidesin evet, bari gün. Hadi gidelim. Şimdi Bartın'dan gidip... Bartın'dan... bak patron da diyor ki niye geldin? Dedim doğru ya patron. Söylüyor. Anam dedi ki kızım git çocuklarının içine git dedi. Daha o çocukların sana ihtiyacı var dedi. Torunlarını büyüt dedi. Onun için geldim patron.
Gideriz gideriz Bartın'a. Benim bir de kedim var evde. Bir deler bir kedim bile yok. Yalnızım. Benim bir de bir kedi var, cadı. Sabah temizliyorum kendisini. Tırnağını bir geçirdi. Nankörsün dedim, nankör. Gene de kopamıyorum. Şimdi öyle bir özlemiştir. Kapıyı tırmalıyor ben kapıyı açarken. Benim bir arkadaşım var, Cemile Ay. Selamlar, sevgiler olsun. Bizden de. Ya o kadar çok kedisi var ki ve evdeki kedilerin haricinde bir de sokak kedilerine bakıyor. O kadar güzel bir benim şey ki. Kapımın önünde de çok sokak kedisi var da benim kendi küçücüktü geldi. Kızı almıştı onu torunlara. Ama şimdi büyüyünce bu dana gibi oldu. Onda da var bir şişman kedi. Ay, ya kızım, edeyim, ya çok gelsin. Doyuruyorsunuz diyorum. Benim de eve kedi alasım geldi şimdi. Ben patronumun maşallah, da. Ama yani kedi yavruladı yavruladı. Bambaşka bir şey. Ben alerjiden dolayı çok yaklaşamıyorum benim, ama aşırı seviyorum. Torunlarda da. Aşırı seviyorum alerji yani. Alerji var. Onun için aldım zaten. Ben besliyorum artık. Aşırı evet seviyorum. Yönetmenim. Hadi gidelim Bartın'a. Çekip gideceğiz Bartın'a. Bu arada ilk sahneye çıktığım yer Bartın Kumluca. Selamlar olsun. Çok özledim köyüm seni, çok özledim.
Ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim yönetmenim. Sağ ol kardeşim. Yani bunu da çok oldu. Bunu hatta Aslen Ceylan da okudu. Bunu ben öylesine çıkarmıştım ama YouTube'a atamamıştım. Aslen okudu. Önce Aslen okudu. Sonra ben kendim okudum 2 sene önce. YouTube'a attım. Dedi ki aynı yap. Ya arkadaş türkü değişir mi? Ben bunu tekrar bu kemanlar olsun şeyler olsun hepsini yeniden çaldırdım. Dedi olmaz kabul etmiyorlar. Dedim eser benim. Hayır dedi. Kendi eserin değil mi bu senin? Bu kendi eserim ama YouTube kabul etmedi. Tekrardan bütün müzikleri değiştirdim. Firmaya bağlı mıydı bir firmaya? Tabii ama bağlıydı. Ondan dolayı kabul etmemiştir. Etmediler. Artık ikinci bir yapıt yaptım ben bu esere. Benim ama de kendi eserlerimi YouTube'a atıyorum. Telif hakkı veriyor. Evet aynen öyle. O da olacak şey değil ama neyse. Artık firmayla çalışmayıp sadece tek tek eserler yapmak şu anda şu anki hayat şartlarında daha mantıklı. Hem telif hakkınızı, emeğinizin hakkını alıyorsunuz. Canım ben zaten hem Müyor üyesiyim. Müyor'a bağlıyım. Hem de MSG'ye bağlıyım. Yani ister istemez buralarda kaydım olduğu için bunlar ister istemez takip ediyorlar. Evet. Benim son eserlerimde işte 8 tane eser yeni çıktı. Aman of diye. Of dedirttiler Gülesin'e. Albümün ismi Aman of. Dedirttiler ne yapayım? Of dedirttiler bana. Hayırdır? Sen de ben gibi günün şartlarına göre şarkı yazıyorsun. Yola gitsin. Bu arada yavaş yavaş buyur canım. Bitti mi? Yok biz birazdan gideriz diyordum. Sen aa de ne çabuk. Daha yeni geldik biz. Türk kahvesini içtik, çayımızı içtik. Sami Bey batırmadan git mi diyorsun? Yok batmaz. Benim patronumun yemin ediyorum yemekle içmekle asla yıldıramazsınız. Memleketimin güzel insanı ya, öyle olur zaten. Gerçekten. Kesesine bir bereket versin. Sinop'un yiğidi ya. Buyur. Oturmaya gelmedik. Yeni bir eser daha yaptım ben. Hadi ya. Bütün vallahi yeni eserleri burada paylaşıyoruz. Aynen o zaman öyle oluyor gerçekten. Buyurun. Çok özür diliyorum. Buyurun canım. Bizim programda Metin Bey'in sana yaptığını sen bugün ona yapıyorsun. Neyse. Aynısını o bana yapmıştı. He. Devran döner miydi? Hesap keser. Neydi Metin Bey? Bir ne diyemişsin? Hadi söyle. Bugün, ben nerede kaldım ya? Vallahi billahi. Dillerin arasında der gibi. Allah çeneme buyurun sağlam bunlarda ikisinde de. Ben konuşarak ekmeğimi kazanıyorum. Aynen Metin öyle. Bey ben sunucuyum. Konuşmazsam kazanabilir olmaz miyim? Olmaz. Olmaz. Zaten aynen onun için sen benim yanımdasın ya. Herhalde. Buyurun söz. Müzik sizde. Evet, gelsin yönetmenim bakayım. Haydi bakalım. Sarhoşum evet diyelim. Evet. Sarhoşum diyor. Duşum deyip de söyle.
derin derin bakıp da söyle. Bu benim sarhoşum, berduşum dersin. Bu benim sarhoşum, ay yaşım. Çıkar ben ay yaş olduktan sonra yudum yudum içtim ben hatıralara. Beni görüp de işte işte bu dersin. Benim sarhoşum deyip de söyle. Bu benim berduşum deyip de söyle. Söyle söyle derin derin bakıp da söyle. Sarhoşum, berduşum dersin. Bu benim sarhoşum, ay yaşım dersin. Buradan Murat Kızıltan Kastamonu'da. Şu anda bizleri izliyor. Ona da buradan selamlar, sevgiler olsun. O bana bir şiir göndermişti. Bu sarhoşum dersin diye. Sarhoşum dersini aldım ama %70-80 şeylerini falan kendine değiştirdim. Güzel bir ama oradan eser bir çıktı. Kelime aldın yani. Tabii sarhoşum. Ki tabii ki. Çok Murat güzel. Kardeşim bana şarkı yaptığı gönderdi ama yani onun şeysi şarkıya uymuyordu. Olmuyordu değil mi? Uymuyordu. Derleme yaptım. Güzel bir şey ki. Yaptım. Güzel bir eser çıktı işte. Ağzına böyle sarhoşum dersin diye. Yönetmenim kaç dakika? Hiç eser vaktim var mı? O zaman bana benim bir hareketli eserimle herhangi bir hareketli bir eser. Önce vedamızı edelim. Tabii oynayarak. Ondan sonra evet. Değil mi? Susuz yor da olabilir. Ne istiyorsan onu verebilirsin. Evet. Ay cansınız. Evet. Her güzel şeyin bir sonu var. Ama ben bu olmadı. Yani şimdi Nurcuğum biraz durgun kaldı. Biraz ara verdikten sonra gene gelirsiniz. Hatta hep gelirsiniz inşallah. Ben durgun kalmadım. Ben tam tersi. En bugün az, iyiydim diyorsun. Çok samimi söylüyorum. En az kendi programımız kadar rahat ettim. Canımsın. Öncelikle tabii ki yöremizin güzel kanalı, Sinop'umuzun güzel kanalı Sinop 57'ye. Sami Bey'e teşekkür ediyoruz. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yöremizin güzel sanatçısı, kraliçesi Gülesin'e. İnşallah hep gül esin. İnşallah türkülerle gül esin diyorum. Türkülerle davet gülesin. Ettiğin için de teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyif aldım. Biraz da fazla mı konuştum? Yok yok. Aklınızı helal edin. Ben şimdi biraz dedim şey yapayım ki durgun durdu diyeyim ki dedim bir daha alma şansım olsun. O hemen bağladı. Bir daha şans bırakmadı bana ya. Yok her zaman. Canımsın. Her zaman her çok zaman. Allah ediyorum. Sağlık versin. Sağlıklı amin. Güzel günlerde inşallah. Görüşelim ben, kısmet olsun. Çok güzel teşekkür önümüz ediyorum. Bahar, yaz, piknikler evet, için. Evet ne yapmaları lazım bizlere? Piknikler için bir telefon kadar yakınız. Bana ulaşmaları yeterli. Tüm sosyal medyalarımızdan takip edebilirsiniz. Telefon numaralarımız var. YouTube'dan tekrar diyorum sanatçılarımızı mutlaka ve mutlaka takibe alın. Şarkılarını dinleyin ki sanatçılarınıza, sevdiğiniz sanatçılara destek olun diyorum. Böyle bir destek yani. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık, yüreğine. İnşallah. İyi ki geldiniz diyorum. Buyur kardeşim. Çok kısa bir anı anlatacağım. Çok buyurun, kısa. Buyurun. Ben spor salonu çalıştırıyorum. Nur Hanım'ın da yemek dükkanı var.
köy yemekleri. He. Evet. Oradan mı tanıştınız tabii yoksa? Ama yok şöyle, normalinde ben Kastamonu olduğunu bilmiyordum da öyle gider öğlenler orada yemek falan yerdim. Böyle saz falan bir gün geldi böyle. Bana bir gün dedi ki sen sanatçı olacağım, ben menajer olacağım dedi. Wow. Ya dedim git dedim, ya ben sanatçı nerede? Sen sunucu nereden olacaksın? Ha, yok. Hayırdır? Çünkü ben o camiayı bildiğim için ve neler döndüğünü birazcık bildiğim için daha önceki Emel Sayın'la çalışmıştım. Wow, ondan dolayı dedim, baktım Metin Bey de çok iyi niyetli, biraz da saf. Dedim ki eyvah eyvah dedim ya. Bunu yani, ben dedim el almam lazım yoksa yok dedim, olur gider. Çünkü dedim benim hemşerim harcanır kurtlar sofrasında. Uyanık olmak lazım biliyorsunuz ki. Bizim gerçekten piyasada. İşin esprisi bir tarafa, tek başına olmuyor. Sen de biliyorsun gerçekten olmuyor. Hep kazıyarak. Gökten bizlere iş düşmüyor biliyorsun. Hep emeğimizle. Ben sizin de huzurunuzda, ben bütün izleyenlerin huzurunda, ben gerçekten kanalımıza ve Sami Bey'e sonsuz teşekkür ediyorum. O da bana buraya bir kapı açtı. Bir ekmek kapısıdır burası. Evim gibi gidip geliyorum. Ben çok mutluyum burada. Sanki evime gidip geliyorum gibi huzurlu ve mutlu ayrılıyorum. Her bak, ben yıllardır tanısız, ben hep suratı çok zaman psikolojim böyle deli olurum. Ama ben buraya yemin ediyorum keyifle geliyorum. Keyifle programımı yapıp evime gidiyorum. Çok huzurluyum burada. Ben İyi bir şey ki söyleyebilir miyim? Güzel. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyur kardeşim. Katlardan mı bahsedecektin? Seni ben normal olarak 3-5 aydan beri tanıdım. Kimi? Ay canımsın. Evet kardeşim. Duygularını alayım. Türkiye'yle de. Ben de dedim katlardan evet. Bahsedecek. Başta Sami Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Sinepoli 7 TV'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Rejide ve kamerada olan bütün arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda demeyelim de istediğin zaman alo diyebilirsin. Biz müsait olduğumuz zaman geliriz. İzleyen herkese de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. İnşallah başka programlarda buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın, dostçakalın diyoruz. İyi ki geldiniz diyorum. Evet sevgili izleyiciler, yine programımızın sonuna geldik. Kiminlesiniz? Türkülerle Güresin. Sinop 57 TV'desiniz. Haftaya görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Ve ben önce patronumuza, Sami Eskici'ye ve sonra güzeller güzeli Özlem'ime ve yönetmenime sonsuz teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Sürpriz sanatçıyla haftaya görüşmek üzere diyorum. Türküyle bitiriyoruz. Hadi bakalım olursa. Verelim coşkuyu. Ne veriyor ben de bilmiyorum. Çoktan gitti. Gitti mi? Sinop'a doğru. Sinop'a gitti diyor. Sen
en küçük enişte. Salıverin gitsin.